Hasan Öztürk Amerikalıların ağzından bal damladıkça kaygı eşiğimiz yükseliyor. Şayet Türkiye güvenilir bir müttefikse neden hava savunma sistemi gerektiğinde bize Patriot'ları satmadınız? Dahası madem biz güvenilir bir müttefiktik neden ortak olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıyayız? Ve elbet Madem Türkiye Amerika'nın güvenilir bir NATO müttefikidir, o halde neden NATO savaş uçakları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü alçaklarca bombalandı? Ve bu bombalamanın ardından NATO, Amerika ve müttefiklerimiz neden uzun süre sessiz kaldı? Madem bize güveniyordunuz, o halde neden mübçe birlikte temizleyelim dediğimizde kabul etmediniz? DH belasını Türkiye olarak biz tek başımıza bertaraf ederiz. Yeter ki siz YPG PKK'ya destek vermeyin dediğimizde neden bize destek vermediniz? Madem biz güvenilir bir müttefikiz, bizim 40 yıldır mücadele ettiğimiz terörist YPG PKK'ya binlerce tır silah, mühimmat ve ekipmanı neden verdiniz? Amerikalılar birdenbire güvenilir müttefiklerini hatırladı. Bu sorularda nereden çıktı demiş olabilirsiniz. Gerekçem şu, Dün Amerika Avrupa Komutanlığı Komutan Yardımcısının bir açıklaması oldu. Komutan Yardımcısı Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgenin müşterek harekat merkezi için Şanlıurfa'ya gelen 6 Amerikalı'dan biri. Diyor ki, Türkiye eskiden beri süre gelen bir partner ve güvenilir bir NATO müttefikidir. Türkçe'de çok güzel bir deyim var. Bayram değil, seyran değil, enişten beni iyi öptü? Amerikalı komutana ne oldu da Türkiye'nin güvenilir bir partner ve NATO müttefiki olduğunu hatırladı. Ne olduğu belli aslında. En azından önemli bir kısmımızın içine sinmeyen ve fakat devlet adamlarımızın elbette bildiği bir şey vardır diyerek sabırla beklediği mesele işin nirengi noktası. Amerika ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge için varılan mutabakat meselesidir. Amerikalıların Türkiye lehine dillerini yumuşatmasının arkasındaki gerçek. Varılan mutabakat, atılacak adım, içimizi rahatlatacak mı? Amerika ile bir mutabakata vardık varmasına ama içimiz hiç rahat değil. Mutabakatta Türkiye'nin çekinceleri, tereddütleri, talepleri mahfuz. Lakin Amerika'nın özellikle askeri kanadının dilinin bu kadar yumuşamasının Bizi daha da kaygılandırdığını söylemek isterim. Çünkü Amerika iki muhatabını bir potada eritmek niyetinde. Türkiye ile YPG-PKK'yı muhatap kılmak istiyor. Karagücüm dediği terör grubuyla partner, güvenilir müttefik olarak tanımladığı Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyinde buluşturmayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutabakattan hemen sonra yaptığı ilk açıklamayı hatırlıyorum. Fırat'ın doğusu için adımı Amerika ile atıyoruz şeklindeydi. Fırat'ın doğusunda Amerika bir terör grubunu bertaraf etmek gerekçesiyle bir başka terör grubuyla ilişki içinde. Şimdi bizi de o terör grubuyla bir şekilde muhatap etmeye çalışıyor. Suriye'nin kuzeyine kuzeydoğu Suriye demeye başladığımız gün Amerika emellerinden birine daha ulaşmış olacak. Zira bir otonom bölgenin tanımını yapmış ve bize de kabul ettirmiş olacak. Şimdi sabırla bekleme zamanı. Bakalım mutabakatın şu ana kadar bilmediğimiz yönleri Türkiye'ye ne kazandıracak, ne kaybettirecek. Ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 2015'te Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulacaksa onu da biz kuralım diyenlerin Ankara'daki varlığı Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit etmişti. Bugün o perspektiftekilerin ne yaptığını takip etmekte fayda var. Bir de Irak'ın nasıl bölündüğünü yakın tarih kitaplarından yeniden okumak kaygımız çok yüksek yanılıyor muyum Hasan Öztürk Yeni Şafak